Ben hazırım Özkan Hocam. Buyurun. Aslında ben sizi kısaca tanıtmak istiyorum arkadaşlarımıza ama bana göndermiş olduğunuz CV'niz maşallah o kadar uzun ki Hocam kısa onu geçebilir miyim? okuyana kadar arkadaşlarımız terk eder diye korkuyorum. Yok yok. Arzu ederseniz hani kısaca ben de bahsedebilirim. Hani nasıl uygun O görürsünüz. zaman Hepsini yapmayın lütfen. ben tanıtım için de size bırakayım. Buyurun söz sizde hocam. Tamam, o zaman ben yapayım o işi. O zaman müsaadenizle ben bir ekran paylaşayım. Hadi paylaşmadan şöyle kısaca. Tanıdık yüzler de görüyorum. Ne güzel, Seçil Hocam da burada. Herkese selamlar. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Öncelikle hem Seçil Hocama hem de Özkan Hocama çok teşekkür ediyorum. Hani beni bu akşam sizlerle buluşturdukları için. Özkan Hocamın dediği gibi demeyelim ama kısaca ben de kendimi tanıtmak isterim. Hani burada da çok kıymetli eğitimciler var. Süreç içerisinde umarım sizlerle de tanışırız. Meslekte 18. yılım. Lisansta İngilizce, Almanca öğretmenliği çift lisans mezunuyum. Üzerine eğitim teknolojileri yüksek lisansı yaptım ve şu anda da aynı alanda doktora çalışmalarına devam ediyorum eğitim teknolojilerinde. Sizler gibi ben de kendimi mümkün olduğu kadar birçok alanda geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü hepimiz profesyonel birer öğrenci olarak yaşam boyu öğrenme yolculuğumuza devam ediyoruz. Onun dışında Bahçeşehir Üniversitesi'nde hem öğretim görevlisi olarak ders de veriyorum. Aynı zamanda da Oyun Dostu Okul adı altında bir projemiz var. Kendi yüksek lisans tezim. Orada bir ölçek geliştirme çalıştık. Şu anda Türkiye'deki birçok okulla okulları nasıl daha oyun dostu hale getirebiliriz? Bunun üzerine kıymetli hocam Yavuz Samur'la birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısaca böyle kendimi tanıtabilirim. Hani yapay zeka da kendi çok ilgilendiğim bir alan. Bu bağlamda şu süreçte yaklaşık 5 tane TÜBİTAK projesinde yer alıyorum. Hem eğitmen hem de farklı yürütücü olarak. Umuyorum ki çok yeni bir konu, kıymetini verip hani bunu da bir dönem çünkü Web 2.0 araçlarını çok fazla tüketime götürdük ama biraz daha anlayarak, etik kısımlarına dikkat ederek inanıyorum ki yapay zekanın da hakkını vereceğimizi düşünüyorum. Ben bir küçük şimdi ekranımı paylaşacağım. Çok uzun bir sunum değil ama elimden geldiği kadar size nasıl yardımcı olabilir? Hani birazcık inceleyelim. Hani evet yapay zeka duyuyoruz ama yapay zeka nedir? Aslında bizim şu anda kullandığımız uygulamalar hangi başlıklar altına giriyor? Bunları paylaşalım istiyorum. Sadece şeyi merak ediyorum. Sadece Konya ilinden mi öğretmenlerimiz bizimle yoksa onun dışında farklı illerde var mı? Var hocam. Farklı illerinde var hocam. Farklı illerimiz de var. Tamam, çok güzel. O zaman ben şöyle bir küçük ekranımı paylaşacağım. Çok güzel Elazığ. Elazığ da benim anne tarafından memleketim. O yüzden çok selam olsun benden de. O harika, süper. Tüm illerimize ben de selamlarımı iletiyorum. Teams biraz farklı oluyor ama eminim ki ben de halledeceğim paylaşma kısmı. Eğer bir sıkıntı olursa da konuşuruz diye düşünüyorum. Şu anda bir sıkıntı var mı? Ekran anlamında sanırım yoktur. Şöyle ben de bir küçük. Özkan Hocam ekranımı görmede bir sıkıntı var mı? Yok Lara hocam. Ha, Sıkıntı tamam. yok. Çok teşekkür ediyorum. O zaman tekrardan hoş geldiniz. Eğitimde yapay zeka uygulamalarına bir küçük başlayalım. Öncelikle şeyi sormak isterim. Yapay zeka deyince ne geliyor aklınıza? Hani son dönemde evet ChatGPT ile birlikte çok ciddi bir nasıl diyeyim hani ortada bir patlama söz konusu ama yapay zeka deyince ne geliyor aklınıza? Şöyle chatten bir küçük paylaşalım mı? Evet hemen bakıyorum yanıtlara. Mehmet Hocam hani onu bilemiyorum neden bilindik bir uygulama seçilmediğini Zoom'u ondan bilgim yok. İnsan gibi düşünen var. Asistan, robot insan, makine öğrenmesi, Opera'nın arayası. Ha bu şey herhalde uygulama örnekleri diye düşünüyorum. Google Bard uygulamasını kullanmış Ceyda Hocam. Magic School akıllı robot. İnsanın davranışlarını taklit eden bir algoritma. Güzel Nurullah Hocam baya yakın bir tanımda bulundunuz. İnsanın pabucu dama atılacak mı? Sanırım henüz değil. Hala yönetme gücü bizde. Biz doğru yönetmeyi becerebilirsek eğer hala sıkıntı yok. Karar verme yetisi tartışmaya açık geniş bilgi ağına sahip teknoloji açıklaması gelmiş. Hemen devam edelim. Kodlama programı var. Kodlanmış program, pardon, öğrenen bilgisayar. Microsoft'un ChatGPT 4'ü var.
faydalı olduğu kadar tehlikeli gibi de. Mehtap Hocam, evet, biraz sonra ben de değineceğim birazcık. Pictoblox yapay zeka uygulaması geliyormuş akla. Yararlı ve tehlikeli bir girişim dedi Ramazan Hocam. Kendi varlığını keşfetmeye çalışan, makine öğrenmesi, hızlı pratik düşünen, çözüm bulan bir algoritma. Şu an insan gibi düşünmüyor ama kendine verilen veri setini kullanan yazılım. Teşekkür ederim Şükrü Hocam. Bununla ilgili yaptığımız akademik çalışmalardan da bahsedeceğim. İnsanın sonunu mu getirecek? Sonuç, hani insanın sonunu getirmeyecek ama Stephen Hawking'e göre insanlığın sonunu getirebilir. Akıllı varlıklarla ilişkili görevleri yerine getirme var. Gemini, bu yeni çıkan uygulamayla ilgili bilmiyorum. Daha sonraki şeyleri de okudunuz mu Mehmet Hocam? Hani orada henüz yerleşmemiş bir şeyler var. Hour of Code geldi. Hour of Code'dan da bahsediliyor. Ben bugünkü akışta neleri konuşacağız? Hani bir küçük onlara değineyim. Yapay zekanın, evet, çok teşekkür ediyorum tüm tanımlamalarına. Yapay zekanın ne olduğunu, üretken yapay zeka peki nedir ve bunun neresinde? Derslerimizi ve projelerimizi entegre ederken hangi adımlara ve aşamalara dikkat etmeliyiz? Evet, etrafta bir sürü yapay zeka uygulaması var ama entegrasyon kısmında biz nelere dikkat edeceğiz? Bunları nasıl yapılandıracağız? Eğitimde yapay zeka deyince neler oluyor? Hangi uygulamalar var? Bana hangi aşamalarda yardımcı olacak yapay zeka? Ya da ben onu nasıl yönlendirebilirim? En çok tercih edilen yapay zeka araçları, onlardan örnekler de paylaşıyor olacağım. Birlikte deneyimlemek de isterim onları sizinle. Ve böyle bir sürü linklerin bir arada olduğu böyle bir kütüphane biriktiriyorum. Hani onun da linkini sizinle paylaşıyor olacağım. Evet, ben bir iki tane literatürden tanımlamayla başlamak istiyorum. Yapay zeka ne? Sizler de buna benzer bir tanım, yanlış değilsem hani, ya Mehmet ya Şükrü Hocam'dan gelmişti. Evet, yapay zeka aslında basitçe bir bilgisayarın insanlara özgü entelektüel zekasını taklit etme yeteneği olarak tanımlanmış 2019 yılında. Keza 2020 yılında yine yapılan bir başka çalışmada da yapay zekanın basitçe bir bilgisayarın insanlara özgü zekayı taklit etme yeteneği. Aslında çok benzer bir tanımlama. Yıl farkına baktığımızda, evet, birer yıl farkla. Peki üretken yapay zeka ne ve hani bunun neresindeyiz? Yine McKinsey'nin 2023'teki bir raporundan alınan bir çalışma bu. Üretken yapay zekayı yaratıcı içeriklerin üretimi bağlamında kullanıyoruz biz. Yine bu 3D yazılımlardan tutun da birçok girdiye kadar, ses sistemlerinden videolara kadar, aslında şu an kullandığımız tüm uygulamalarda biz üretken yapay zekayı kullanıyoruz. Generative AI dediğimiz kısmını. Yine Yi'nin bir çalışmasında da şundan bahsediyor. Evet, bundan herhalde yaklaşık belki de 2-3 sene öncesine kadar şunlardan bahsediyorduk. Makine öğrenmesini iyi bilen, veri bilimini iyi yapan, kodlama becerileri yüksek olan, robotik bilenler ön planda olacak diye konuşuyorduk. Ama şimdi yapay zekanın ve üretken yapay zekanın hayatımıza girmesiyle süreç birazcık değişti. Şimdi şu deniliyor. Üretken yapay zekada roller değişti. Siz ne kadar iyi prompt, yani istemcileri ne kadar iyi kullanabiliyorsanız, yapay zekayı, üretken yapay zekayı siz ne kadar iyi yönlendirebiliyorsanız artık sizler ön planda olacaksınız. Promptları nasıl kullanıyoruz, neler yapmalıyız kısımlarına da değineceğim. Evet, Şükrü Hocam da aynı şekilde. Prompt yazmak şu anda çok önemli. Geleceğin yeni teknolojinin mesleklerinden bahsettiğimizde prompt engineering adı altında, yani istem mühendisliği, bu istemcileri yazabilme mühendisliğinin çok ön planda olacağından bahsediliyor. Bunların artık birkaç tane trikleri var. Bununla ilgili çokça paylaşımlar yapılıyor. Çünkü şu anda günümüzde en çok konuştuğumuz konu, evet, üretken yapay zeka ve biz onu nasıl yöneteceğiz? Az önce de açıklamalarda sizin chat kısmında vardı. Mesela veri girmekten bahsediyoruz. Şununla ilgili yine yapılan çok yeni bir çalışma var. 24 saat boyunca hiç üşenmeden yapay zekaya aynı verinin girildiği bir çalışma var. İşte örneğin bir şeyi ona inandırmaya çalışıyorsunuz ve 24 saat boyunca, işte örnek veriyorum, mesela işte Einstein Ankara'da doğmuştur diye. 24 saat boyunca aynı veriyi ChatGPT'de sisteme girdikten sonra bir zaman sonra
24 saat akabinde sorulduğunda Einstein nerelidir? Einstein Ankaralıdır diye bir yanıt geliyor. Aslında söylemek istediğim şey bu. Tamamen süreç bizim elimizde. Çünkü yapay zeka bizim girdiğimiz verileri sağdan soldan hani kaba tabirle toparlayarak tekrar yeniden bizim önümüze sunuyor. Biliyoruz ki 2021 sonrasındaki belli verilere ulaşmakta yine sıkıntılar yaşanabiliyor ChatGPT'deki. Google Bard bu anlamda biraz daha güncel verileri çekme ve önümüze sunmada biraz daha başarılı. Ama yine süreç bizimle alakalı. Biz ne kadar çok veri girersek, ne kadar çok yönlendirme yaparsak o bizim önümüze o verileri sunacak. Yine Google'ın yaklaşık bir ay önce bir paylaşımı vardı. Bilmiyorum hani gördünüz mü? Google Drive'da bazen farkında olmadan çalışmalarımızın bazı yapraklarını, bazı sayfalarını ne yapıyoruz? Herkese açık bir şekilde paylaşıyoruz. Google şu duyuruyu yaptı. Herkese açık olarak paylaştığınız dokümanlarınızın gizlilik ayarlarını yapmak için son tarih 13 Aralık'tır gibi bir duyuruda bulundu. Şey pardon 13 Kasım'dır gibi duyuruda bulundu. Eğer o sürece kadar dokümanlarınızın belli kısımlarının güvenlik ve gizlilik ayarlarını kapatmadıysanız o saatten sonra da şu uyarıyı verdi. Ben sizin o var olan paylaşımlarınız, dokümanlarınızdaki tüm verileri çekip kullanma hakkına sahibim. Hani bazen diyoruz işte bir doküman indiriyoruz, bir veri indiriyoruz ya da bir uygulama indiriyoruz. Hangi izinleri verdiğimizi özellikle bu biz hangi izinleri veriyorsak onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte konum bilgisinden tutun da verdiğimiz başka gizliliğe, kamera bilgisinden tutun da verdiğimiz mikrofon izinlerine kadar şu anki süreçte Şükrü Hocam da şu anda bütün büyük veri set şirketleri bilgi toplayıp kesinlikle zaten hani bu aslında yeni bir konu değil biliyorsunuz. Çok uzun zamandır bunlar konuşuluyor. Biz sosyal medyada bıraktığımız her çalışmada aslında bir ayak izimizi de dijital ayak izimizi arkamızda bırakıyoruz. Ve şu anda özellikle veriler üzerine çalışan büyük şirketler o bizim ardımızda bıraktığımız verileri adım 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 toparlıyorlar ve bu verilerimiz çok büyük şirketlere satılıyor. Hani dikkat edin sürekli işte sağdan soldan bize hep diyoruz işte mikrofon mu açık, kamera mı açık gibi. Dediğim gibi hani bıraktığımız her ayak izimizle biz bir veri bırakıyoruz. Ve büyük şirketler şu anda tüm verilerimizi toplayıp bunları satıyorlar. Bunun önüne geçebilir miyiz? Şu anki süreçte artık geçemeyiz. Çünkü her bir yaptığımız paylaşım, WhatsApp'tan yolladığımız mesaj, bir ses kaydı. Bunların hepsi biliyorsunuz ki ardımızda bıraktığımız veriler. O bağlamda bunların çokça önüne geçemiyoruz. Onun dışında üretken yapay zekayı nasıl tanımlıyoruz? Çeşitli girdilerin dayalı olarak yeniden içerik üretmek. Yani biz bir şeyleri girdi olarak veriyoruz. Bu bir metin olabilir, bu bir resim olabilir, bu bir ses olabilir. Biliyorsunuz ses klonlamalar da yani bir sürü çıkan yapay zeka aracıyla birlikte artık bunlar çok mümkün. Belki öncesinde çok mümkün değildi ama artık çok mümkün bunlar. 3D modellemelerden tutalım da diğer tüm veri türlerine dahil yeniden içerik oluşmasını olanak sağlıyor. Yani bizdeki mevcut dediğimiz o verilerdeki belli kalıpları ve yapıları alarak sinir ağı teknolojisi denilen bir teknolojiyle yeniden bizim önümüze yeniden ürünler sunuyor. Peki yapay zekanın tarihçesine bir küçük bakacak olursak, yapay zekanın tarihçesinde ne var? İlk olarak ne zaman ortaya çıkmış? Aslında ilk resmi doğuşu 1950'lere dayanıyor. Alan Turing'in uyguladığı bir test sonrasında yapay zeka bir makine tarafından kabul edilebilir bir şekilde taklit edilebilir olduğunu belirtiyor o zamanki yapılan çalışmalarda. Yaklaşık 1950 yıllarını, bu arada bu görseli de ben tamamen yapay zeka ile oluşturdum. Artık hani bize çok olanak sağlıyor. Birazdan bu tarz uygulamaları da sizinle paylaşıyor olacağım. Birkaç tane prompt girdikten sonra bana tarihçeyle ilgili bir görsel oluşturur musun dedim. Ve gerçekten de oldukça güzel bir görsel oluşturdu. 1950'ler sürecinde yapay zekanın dönüm noktası olduğu konuşuluyor. Çünkü bir Dartmouth konferansında böyle bir süreç var. Hatta yapay zekanın kış uykusu adı altında tanımlanan bir süreci de var. Bir süre maddi olanaksızlıklardan herhangi bir çalışma yapılamıyor. Ve ardından 1960 yıllarında bu kez biraz daha Seymour Papert'ın öncülüğünde mantıksal teorem çözücüler, oyun oynayan programlar ve dil işleme sistemleri gibi yeni yeni ortaya çıkan ilk yapay zeka programları geliştiriliyor. Hatta bununla ilgili yine böyle bir doktor bağlamında bir çalışma var. Orada bir diyalog geliştirilmiş. Çok küçük hani yine bir
yönerge veriliyor ve ona verilen yanıtlar bağlamında da bir süreç oluyor. Akabinde yine 1960'larda ilk olarak insanlarla metin tabanlı bir analiz yapma süreci var. Yani cevap verme, veri üretme ve dil işleme alanında çalışmalar oluyor. Ve 2000'li yıllar itibariyle artık makine öğrenmesi ve büyük veri kavramları hayatımıza giriyor. Burada da yine algoritmalar, bilgisayarların kendi kendilerini eğitebildikleri bir süreç ve 2021 ve akabinde de yine robotik, otomasyon, yapay zekanın insan dilini anladığı, yeni içerikler oluşturduğu, robotik ve otomasyon çalışmalarında evrildiği bir inovatif döneme geçmiş oluyoruz. Ki keza 2023'te artık çok daha farklı şeylerden konuşuyoruz. Şimdi yapay zekanın bizim bildiğimizin dışında belli alt kümeleri var. Evet, biz hep işte ChatGPT var diyoruz, işte Siri var, o var, bu var ama Lang 2019'da bunu belli kümelerin altında tanımlıyor bize. Neler var? Makine öğrenmesi var. Neler var? Derin öğrenme var. Sinir ağları var. NLP dediğimiz doğal dil işleme var ve tabii ki bizim en çok konuştuğumuz şey üretken yapay zeka var. Peki bu makine öğrenmesi ne zaman bizim karşımıza çıkıyor? Aslında günlük hayatta bu bizim çok karşımıza çıkıyor. Mesela Spotify'da müzik dinliyorsunuz. Yaptığınız şarkılar, günlük seçtiğiniz süreçlerden sonra oradaki algoritma öyle bir düzen yapıyor ki size her sistemi açtığınızda bugünkü modunuza göre farklı farklı şarkı türleri öneriyor size. İşte en çok dinlediklerin bunlar. Senin için böyle bir albüm yaptım gibi. Ya da Netflix. Netflix, YouTube, hani bunlar tamamen makine öğrenmesinin bizim önümüze sunduğu belli girdi verilerine dayalı tahminler ve karar alma mekanizmalarından oluşuyor. İşte YouTube'a giriyorsunuz, yine izlediğiniz, işte en çok izlediğiniz içeriğe göre size belli önerilerde bulunuyor. Keza Netflix aynı şekilde, ya da Amazon. İşte sen şuralarda gezindin, işte X bir sayfaya girdin, orada işte örnek veriyorum bir şampuana baktın, hemen senin önüne X başka bir sayfadan buna ihtiyacın olabilir gibi bir öneride bulunuyor. Derin öğrenmede ne var? Derin öğrenme kavramında biraz daha makine öğrenmenin alt dalı olarak geçiyor. Mesela Siri ve Alexa günlük hayatta karşımıza çıkan örnekleri biraz daha derin öğrenmenin. Burada da kullanıcıların vermiş olduğu sesli komutları anlamak ve yanıt vermek için de derin bir algoritma kullanıyor. Ve geliyoruz üretken yapay zekaya. Ondan bir küçük bahsettik ama o peki günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor? İşte bu generated AI dediğimiz farklı metin, görüntü, video, müzik gibi yeni içerikler üretme ya da daha büyük veri setlerini analiz etme, karmaşık problem çözme gibi durumlarda da ondan sıkça yararlanıyoruz. Peki gelelim eğitimde yapay zekayı nasıl kullanıyoruz? Eğitimde yapay zeka hangi başlıklarda bizim biraz daha önümüze çıkıyor? Şimdi ilk olarak kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinden bahsediyoruz. Evet, sınıflarımızda birçok farklı öğrenme tipinde, farklı zeka türünde öğrencilerimiz var. Hani burada yapay zekaya verdiğimiz belli istemler sonrasında her öğrenciye özel kişiselleştirilmiş içerikler üretme noktasında bize yardımcı oluyor. Bu da neyi getiriyor beraberinde? Farklı öğrenme stilleri, öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını analiz etme ve onlara özel kişiselleştirilmiş öğrenme planları oluşturmamıza yardımcı oluyor. Bu da tabii yine her öğrencinin kendi hızında ve tarzında öğrenmesine yardımcı oluyor. Keza uyarlanabilir öğrenme ortamlarında da. Her öğrenci aynı şekilde öğrenmez. Kimi belki orada verdiğimiz bir sözlü metinden öğrenebilirken, kimi orada izleyeceği bir görsel metin ihtiyacı içerisinde olabilir. Bu anlamda da bize çok ciddi bir olanak sağlıyor içerik üretme bağlamında. Biliyorsunuz ki artık hani üretken yapay zeka ile saniyeler içinde biz içerik üretebiliyoruz. Yani sadece orada doğru istemciye girmemiz önemli. Gerçek zamanlı geri bildirim bağlamında yine bize çok yardımcı oluyor. Burada da neler yapıyor? Yine yapılan birçok şu an çalışma var ve test çalışmaları da var bu bağlamda. Şu araştırılıyor. En son yine yapılan bir çalışmada bir öğretmenin gerçek zamanlı verdiği geri bildirim mi yoksa ChatGPT'in öğrenciye verdiği geri bildirim mi? Sizce hangisi daha efektif olur? Öğretmen geldi, ChatGPT, öğretmen. Mesela bunu biraz daha böyle kalabalık sınıf ortamlarında düşünelim. Spesifik geri bildirim verme bağlamında. Bu bizi öğretmenin işini kolaylaştıran bir şey midir yoksa öğretmen burada daha spesifik geri bildirim verebilir mi? ChatGPT geldi, öğretmen. 2'ye 2 gidiyoruz. Evet, öğretmen geldi, ChatGPT, öğretmen. Evet, ChatGPT, ikisi birlikte geldi. Hem öğretmen hem ChatGPT. ChatGPT, öğretmen, ChatGPT olarak ilerliyoruz.
Yine 2011 yılında yapılan Zimmerman'in bir çalışması var. Orada diyor ki öğrencilerin öğrenmeleri hakkında gerçek zamanlı geri bildirim almak istediklerini, çünkü geri bildirim sayesinde öğrenme davranışlarının kendi kendilerini düzenleyebildiklerinden bahsediyor. GPT'ye prompt'u iyi yazarsak öğretmenden daha iyi verebilir, ama öğrenme sosyal bir olay. Öğrencinin o andaki duygusu da önemli. Katılıyorum size Şükrü Hocam. Ama bir taraftan da şunu da öğretmenler de aslında araştırmalarda şunu da savunuyorlar. Çok hani öğretmenin iş yükü gerçekten hani çok fazla olabiliyor ve özellikle girdiği kalabalık sınıf ortamlarında. Siz gerçekten öğrencinin çalışması, bu yeni ChatGPT 4 ve 4.5 ile birlikte biliyorsunuz ki artık dosya yükleme özelliği de var. Biz oraya dosyayı yükleyip üzerinden, öğrencinin o dosyası üzerinden sorular da sorabiliyoruz ki birazdan iki tane uygulamayı ben de sizinle paylaşıyor olacağım. Elimizdeki var olan bir PDF dokümanını yüklediğimizde o dokümanla ilgili sorular sorabiliyoruz. Hani belki öğrencilere spesifik geri bildirim vermenin noktasında, özellikle yabancı bağlamına bakarsak gözümüzden bir şeyler kaçabilir, ama onları tespit etme ve daha hızlı yakalama noktasında belki ChatGPT'den yararlanabiliriz. Ama sosyal kısmına ben de katılıyorum. O belki sosyal öğrenme noktasını öğretmen destekleyebilir, ama işimizi daha hızlı hataları bulma ya da ona yeni kaynak önerme, gerçekten eğer anlamlı kullanabilirsek bu noktada üretken yapay zeka çok yardımcı oluyor bize. Ama verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyorum. İkisini eş zamanlı da kullanabiliriz diye düşünüyorum. Otomatik not verme noktası ne düşünürsünüz bilmiyorum, ama yine 2021 yılında yapılan Dignum'un bir çalışmasında şundan bahsediyor. Yapay zekanın ödevleri ve testlere not verebileceğini ve öğretmenlerin öğrencilerle daha anlamlı etkileşimlere odaklanmaları için zaman kazanacaklarını savunuyor. Otomatik not vermede şu olabilir. Belki biz hazırladığımız bir rubriği sisteme girdiğimizde öğrencinin ödevini buna göre değerlendir diyebiliriz. Biliyorsunuz ki yapay zeka aynı zamanda rubrik de hazırlayabiliyor sizin için. Değerlendirme bağlamında bunda birazcık eksik kalıyoruz. Yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki biz aslında öğrencilerin, evet biz çalışmaları veriyoruz, ödevlendirmeleri de veriyoruz, ama değerlendirme kısmında bir küçük tıkanıyoruz. Hani o noktada öyle bir ödevlendirmede nasıl bir rubrik hazırlamamız gerektiği noktasında aslında yararlanabiliriz. Tabii ki bu bağlamda tamamen her şeyi ona bırakmaktan bahsetmiyorum. Her şey yine bizim kontrolümüzde ve yönetimimizde olsun, ama küçük detaylar noktasında gerçekten çok yardımcı. Didem Hocam, büyük ihtimalle cep telefonundan bağlanıyorsunuz. Sanırım görüntüde bir sıkıntı yok. Onun dışında yine sanal asistanlar. Biliyorsunuz ki artık hani dil öğrenmekten tutun da birçok şeye kadar bu sanal asistanlardan yararlanılıyor. Bu noktada yine birçok yapılan çalışma var. Sohbet robotlarının yetersiz öğrenci eğitmen etkileşimi sorunu çözebileceğini savunuyorlar. Yine 2022 yılında yapılan bir çalışmada. Hatta yine 2020'de yapılan bir çalışmada da şundan bahsediliyor. Sohbet robotlarının etkileşim kurmak için yapay zeka ve doğal dil işlemeyi birleştirerek gerek metin gerek ses yoluyla karşılarında bir insan varmışçasına insanların sorunlarını çözebileceği. Bu sanal asistanlar nerede karşınıza çıkıyor? Örneğin bir web sitesine giriyorsunuz. Buradaki kadın öğretmenler de çok iyi anlayacaklardır söylediğimi. Yanlış anlaşılmasın. Mesela bir şey satın almak istiyorsunuz. Size birkaç tane soru soruyor. Soru sorduğu zaman işte şunu mu istersin, bunu mu istersin, senin ihtiyaçların budur deyip hop önüne başka bir şey çıkarıyor. Keza bankacılık işlemlerinde. Onun dışında akıllı öğretim sistemleri bağlamında önümüze çıkıyor. Artık biliyorsunuz ki Vitamin Morpa gibi ya da Okulistik gibi birçok hani farklı öğretim sistemlerinin hepsinin içerisinde yapay zeka eklentileri ve uygulamaları var. Tamam, ben hani oradaki kısımları bırakıyorum. Onun dışında nelerde önümüze çıkıyor? Etkileşimli öğrenmede. Özellikle öğrenme analitiği bağlamı da burada çok önemli. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalardan biz elde ettiğimiz verilere bağlı olarak öğrenciye yönlendirme yapabiliyoruz. Keza eğitim içeriği geliştirme ve ben de şuradan hemen şunu bir indireyim. Pardon. Ve veri analizi bağlamında. Özellikle veri analizi bağlamında, evet, mesela şurada bakıyorum, yapay zeka yardımıyla çocuğunuz zeki ama çalışmıyor dönütünden daha fazla değerlendirme içeriği sunabilir. Ve dört duvar arasında sıkıştırılmış öğretimden biraz olsun kurtulmuş oluruz geldi. Tüm kabahat ben o kısımları okuyamıyorum, çok pardon. Bağlandığımız ortamla alakalı ben hani o noktada bir yorum yapamayacağım.
Evet ve devam ediyorum. Buna da değinmeden geçemeyeceğim. Evet, her zaman illa her şeyi teknolojiye entegre etmek zorunda değiliz. Lütfen yapılandırırken müfredatlarınıza ve ders planlarınıza bakın. Eğer ki siz o konu ya da o başlığı teknoloji olmadan öğretebiliyorsanız oraya illa teknoloji entegre etmek zorunda değilsiniz. Lütfen bildiğiniz öğretme yönteminden şaşmayın. Her zaman illa bir must bir durum söz konusu değil. Yani illa ben oraya teknoloji entegre etmek zorunda değilim. Eğer olmadan da öğretebiliyorsam. Peki gelelim birazcık da bu entegrasyon kısmına. Ben özellikle bu teknoloji entegrasyon kısmında nelere dikkat edeceğim? Bunları belki dört basamaktan bahsedebiliriz. İlk kısımda öğrenenimizi analiz etmek. Yani benim hedef kitlem kim? Yazacağımız istemcilerde de bu çok önemli. Özellikle birazdan yapacağımız örneklerde de size dikkat edeceksinizdir. İki tane şey çok önemli. Bir, yapay zekayı belli bir role büründürmek. İkincisi, hedef kitleyle ilgili bilgiyi doğru vermek, yani analiz etmek. Benim sınıfım 5. sınıflardan bahsediyorsam, ben oradaki öğrenimin ihtiyaçlarını doğru analiz etmiş olmalıyım. Akabinde ikinci aşamada ne yapıyorum? Planlama. Ben dersimin aşamalarında hangi adımlarda teknolojiyi entegre edeceğim? Bu yapay zeka olabilir ya da farklı bir yine teknolojik araç olabilir. Diğer kısım uygulama. Uygulamayı nasıl yapacağım? Uygulama yaparken ben o uygulamayı sınıfımda kullanırken öğrencilerimin o uygulamaya bağlantıda kullanabilecekleri uygun araçları ya da imkanları var mı? Bunlar bile o yine planlama ve uygulama aşamasında dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Ve son basamakta da değerlendirme. Ben öğrenci çalışmalarını değerlendirme kısmında nelerden yararlanacağım? Rubriklerimi mi hazırladım? Ya da orada farklı bir ölçme değerlendirmeden mi yararlanıyorum? Ben hangi teknoloji kullanırsam kullanayım, yapay zeka olsun, farklı bir web aracı olursa olsun, bu dört basamağa teknoloji entegrasyonuna dikkat etmem gerekiyor. Ve yine Gagne'nin 9 adımından hani bahsetmeden geçemeyeceğim. Burada özellikle yapacağımız öğrenci çalışmalarında ya da sizlerin oluşturacağı projelerde dikkat çekmeyle başlamak. Burada mesela bir yapay zeka ile oluşturduğunuz bir görsel koyabilirsiniz. Orada yönelteceğiniz bir soruyla derse başlayabilirsiniz. Önemli olan öğrencilerin teknoloji kullanıyorsam ya da kullanmıyorsam bile öğrencilerin dikkatini çekmek. Zaten bunları hepimiz hani sınıf ortamlarında girdiğimiz derslerde yapıyoruzdur. Öğrendiği o eski bilgilerini onu hatırlatmak ve tabii ki öncesinde de hedeften haberdar etmek. Günün akışını planlamak aslında öğrencilerle paylaşmak. Bugünkü çalışmamızda işte belli aşamalarda sizlerle izleyeceğimiz video materyallerinde şöyle şöyle bir çalışma yapacağız gibi öğrencileri o süreçten haberdar etmek. Diğer aşamada ön bilgilerini hatırlatmak. Çünkü öğrendikleri her şey kısa bellekten uzun belleğe gittikten sonra ben onu geri çağırıp ne öğrenmiştik, biz neredeydik, hangi aşamadaydık bunu hatırlatmak. Ve ardından uyarıcı materyali sunmak. Bu bir sesli materyal olabilir, görsel olabilir, yazılı olabilir. Ne olduğu önemli değil ama ardından o uyarıcı materyali öğrencilerle paylaşmak ve en önemli adım öğrenciye rehberlik etmek. Rehberlik etme kısmında dikkat etmemiz gereken özellikle teknoloji entegrasyonunda en önemli adımlardan bir tanesi öğrencinin, öğretmenin düşüncelerini direkt çocuğa empoze etmekten kaçınmak. Yani orada öğrencinin o öğrenme yolculuğuna rehberlik. Ardından diğer adımımız geri bildirim verme. Burada dönüt verme, geri bildirim verme aşaması da çok önemli. Öğrencinin çünkü gösterdiği davranışı doğru olduğunu bilirse davranışı pekişiyor ve öğrenmeye karşı güdülenmesi artıyor. Diğer kısımda performansını değerlendirme. Yine öğretme durumunun sonunda öğrencinin istendik davranışı kazanıp kazanmadığı ile ilgili öğrenci o performansla ilgili bir değerlendirme yaptıktan sonra da öğrenmenin kalıcılığı ve artık bilginin transferini sağlama kısmında aralıklı olarak değişim durumlar sürecinde tekrar edilmesi öğrencide o bilginin kalıcılığını arttırıyor. Hatta farklı problem durumları sunulması da yine öğrencinin buradaki öğrenilen bilgiyi farklı bir alana da transfer etmesine yardımcı oluyor. Ve gelelim uygulamalara. Bunun en keyifli kısmı. Dediğim gibi ben bu uygulamaların isimlerini ve birçok şey sizinle paylaşıyor olacağım. Eğitimde pratik yapay zeka uygulamalarında birçok uygulama var ama bunlardan hani en çok projeler bağlamında biz nelerden yararlanabiliriz? Birazcık bunları birlikte paylaşalım istiyorum.
Bunlardan ilki Gama App. Bilmiyorum hiç duymayan var mı daha önce ama şöyle bir küçük ben de ikinci bir ekran olarak yandan açıp hızlıca göstermek istiyorum size. Özkan hocamla öyle konuşmuştuk. Uygulamaların bazılarında nasıl kullanıldığını gösterirsek diye. Şimdi Gama App için gama.app adresine gitmemiz yeterli. Buradan şimdi öncelikle bir sunum hazırlamak istiyoruz. Artık sunum hazırlamak gerçekten de o kadar basit bir hale geldi ki bu noktada sadece dikkat etmemiz gereken bir şey. ChatGPT kullanırken de umarım altında yazanları görüyorsunuzdur. Benim burada verdiğim her içerik doğru değil. Lütfen teyit et yazıyor altında. Gülsüm hocam, sınırlı içerik bağlamında belli yönlendirmeler yapıyor ama biz içerisine eklemelerle gidiyoruz. Tabii ki her verdiği şey tabii ki doğru değil. Mesela ChatGPT'ye hiç kendinizi yazmayı denediniz mi bilmiyorum. Ben adımı yazdım, bana işte TEDx konuşmacısıdır, şudur budur, 3 tane kitap yazmıştır, şunu yapmıştır gibi içeriklerde de bulunabiliyor. O noktada tabii ki çok da güvenmemek gerekiyor. Çünkü maalesef yanlış içeriklerde paylaşabiliyor. Şimdi burada Create New AI dedikten sonra hatta şöyle birlikte yapalım isterim. Bir tane oluşturalım. Bana işte ne istiyorsun? Ben bir sunum istiyorum. Generate dedikten sonra devam ediyorum. Evet Mustafa hocam maalesef. Tuba hocam şöyle bu tarz üretken yapay zeka uygulamaları Web 2.0'dan farklı şu var. Web 2.0'da içeriği tamamen bizim girmemiz gerekiyor. O bütün yönlendirmeleri birçok şeyi biz yapıyoruz. Ama üretken yapay zekada belli istemcileri girdikten sonra o tamamen arka planda bizim için üretmeye devam ediyor. Aralarındaki fark aslında birazcık böyle. Şimdi buraya geldikten sonra işte bu arada dil sıkıntısı yaşayanlara da hemen şöyle yandan bir destek vereyim. Bilmeyenler varsa eğer deepl.com translator diye bir çeviri sitemiz var. Bu o noktada çok yardımcı. Hani ben dilde sıkıntı yaşıyorum diyen öğretmenlerim varsa hatta basit böyle metinleri bile yüklediğinizde onların da hepsinin belli oranda çevirilerini yapıyor. Yani doküman çevirileri de yapıyor size. Uygulamaların bazılarına promptları İngilizce girdiğimizde daha iyi sonuçlar alıyoruz. O bağlamda DeepL'den yararlanabilirsiniz. Rica ederim Tuba hocam ne demek? Mustafa hocam bir yerden sonra ücretliye yönlendiriyor. Şöyle zaten Türkiye'de ücretlisi henüz açılmadı premium versiyonu. O yüzden sayıları az tutmak gerekiyor. Yani PDF'i işte 20 sayfayı birden yükleyip çeviriyi denediğinizde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ama işte mesela işte 5 sayfa yapıp hemen onu yüklemek, onun çevirisini almak gibi noktalarda ya da direkt bir metni buraya kopyalayıp yapıştırmak, istemcide yazacağınız Türkçeyi hemen burada yazıp İngilizcesini alıp sistemin içine entegre etme noktasında yardımcı olacaktır DeepL. Şimdi Gama'ya geri geldik. Evet bir sunum oluştur diyoruz. Presentation kısmından devam ediyorum. Ve bana diyor ki ne konuda bir sunum hazırlamak istersin? Madem konumuz yapay zeka, şöyle yapay zekayla yapalım. Diyelim ki eğitimde üretken yapay zeka diyelim. Eğitimde üretken yapay zeka, virgül yapay zeka araçları diyelim bir de. Ve hemen buradaki yönlendirme ile gönderiyorum. Evet Kazım hocam, onun bir açıklaması vardı. Premium'la ilgili açıklama gelecekti. Teşekkür ederim mesajınız için. Artık evet, normalde Türkiye'den satın alımlar yoktu. Çünkü PayPal istiyordu ve bizim hani satın almamıza da olanak sağlamıyordu. Ama artık premium satışlarda geliyor. Şimdi beni yönlendirdi ve bana bir outline çizdi. Yani beni yönlendiriyor, belli adımları verdi bana. Şimdi neler vermiş? Yapay zekanın eğitimde kullanımı, yapay zeka araçlarının avantajları, yapay zeka ile kişiselleştirilmiş eğitim, veri analitiği, yapay zekanın öğretmenlere sağladığı destek, etik ve güvenlik konuları ve gelecekteki eğitim trendleri. Gayet baktığımızda bir sunum için dolu dolu aslında bize alt başlıklar veriyor. Bu arada beğenmezseniz try again deyip değiştirebilirsiniz. Şimdi burada devam et diyorum. Şimdi sunum oluşturmak için bana belli şeyler soruyor. Sağ tarafta diyor ki işte bir layout, bir tema, bir görsel seç. Şöyle bakıyorum hızlıca rastgele bir tanesini seçtim ve devam et dedim.
Evet, bizim için başlıyor. Şimdi göreceğiz ki tıkır tıkır alt alta başlıyor bizim için sunumumuzu oluşturmaya. Evet, eğitimli üretken yapay zeka. Slide slide ilerlediği için burada hani benim size önereceğim şeylerden bir tanesi mutlaka yazılanları kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten o da zaten belli uyarıları bizimle paylaşıyor. İşte burada yazan içerikleri mutlaka kontrol et paylaşmadan diye. Ama baktığımızda görsellerine kadar çok dolu dolu bir içerik sunuyor bize. Hemen hatta yukarıdan kontrol ederek hızlıca ilerleyelim. Ve tabii ki şunu önereceğim. Birazdan etik kısmında da bahsediyor olacağım ama biliyorsunuz ki yaptığımız çalışmalarda önce biz öğrencilerimize rol model olma noktasında bu süreci iyi yönetmeliyiz. Mutlaka yaptığınız eğer bir sunumu Gamma App'ten hazırlıyorsanız kaynakça kısmına bu sunum Gamma App ile oluşturulmuştur diye bir bilgilendirmeyi de mutlaka ekleyin. Bakalım hızlıca görseller de verdi bu arada. Bu arada beğenmediğimiz her şeyi bu kısımlardan değiştirebiliriz. Sağda da çok güzel bir toolbar'ı var. Hani yani araçları yönlendiriyor. Eğitim ve yapay zeka kullanımı ile ilgili böyle bir giriş yaptı. Avantajlarını verdi bize. Şöyle baktığımızda yani kaba taslak hani fena gözükmüyor. Tüm detaylarını okumak gerekiyor. Kişiselleştirilmiş eğitime değindi. Eğitimin içeriği, etkileşim, ilerleme takibi nasıl olabilir? Bir veri analitiği ve yapay zekadan bahsetti. Onları da böyle kısa kısa adımlarını verdi. Bize görselleri de hemen sistemden çekti aldı. Öğretmenlere ne gibi destekler sağlıyor? Onları verdi adım adım. Etik ve güvenlik konularına değindi. Bu noktada neler karşımıza çıkıyor? Hani onlardan bir küçük bahsetti. Gelecekteki eğitim trendlerinde neler olacak? Hani neler yine bizi bekliyor olacak? Bunlara bahsetti. Eğer bunu beğeniyorsanız ya da siz ekstra bir şeyler eklemek istiyorsanız altına ekleyerek ilerleyebiliyorsunuz. Bu noktada Gamma App az önce Kazım hocam mıydı emin olamadım şurada görüyorum. PowerPoint olarak indirebiliyor muyuz? Buradan present kısmında ve share kısmında PDF olarak indirebiliyoruz. Onu biliyorum. Buradan export yaptığımızda evet PowerPoint ya da PDF olarak indirmemize izin veriyor hocam. O şekilde indirebiliyoruz ya da direkt linki paylaşabiliyoruz. Hani halka açık bir şekilde birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız varsa invite others kısmından onları da bize işbirlikçi olarak ekleyip aynı dosya üzerinde çalışabiliyoruz. Ya da bir empty code alıp herhangi bir web sitemiz varsa direkt oraya da entegre edebiliyoruz. Tabii ki uygulamalar bir süre sonra premium noktada bize satın yani sistem için satın almalara yönlendiriyorlar ama şu anki süreçte açıkçası ücretsiz kısımları da yine bize yardımcı. Gamma App bu şekilde kullanabileceğimiz uygulamalardan ilki diye şöyle bir kısaca bahsetmiş olayım. Şimdi ikinci uygulamamız da Tom App. Hani onu da duydunuz biliyorum. Bu da yine sunum hazırlama uygulamalarından bir tanesi. Bunu da bir göstermek isterim. Bu da gene güzel uygulamalardan bir tanesi ama bu da bir zaman sonra bizi o sürece yönlendiriyor. Ve eğer sizlerin bir okul mailleriniz varsa biliyorsunuz ki Canva'nın kendi içerisinde ki artık Magic Studio aracılığıyla da onu da biraz sonra paylaşacağım. Bir sürü şey yapabiliyoruz. Yani bir sürü şeyi artık biz Canva üzerinden yönetebiliyoruz. İçerik hazırlamadan tutun da yani yine orada da belli kelimeleri verdiğinizde tıkır tıkır bütün sunumu hazırlıyor. Burada da Tom App kısmına geldiğimizde süreç aynı ilerliyor. Yine Create kısmına tıkladığımızda aynen Gülten hocam ben de ondan bahsettim. Hani bunların hepsini aslında Canva'yla da yapabiliyoruz. Burada da bize soruyor ne yapmak istiyorsun? İşte bir görsel mi oluşturmak istiyorsun? Bir sayfa mı? Bir sunum mu? Sunum bağlamını yapalım. Bakalım arada nasıl bir fark yapacak. Aynen öyle. Tüm eğitimcilere de full sürüm hakkı veriyor. Hemen buraya da yazdım kısaca eğitimde yapay zeka diyelim. Bizi nelere yönlendirecek? Hemen bu da bize şimdi yine bir dış kısım. Evet, Kübra hocam şimdi Canva'ya da değineceğim. Canva gerçekten hani çok kıymetli hepimizin eli ayağı. Bu da bize aslında baktığımızda çok benzer bir outline çizdi. Ne verdi burada farklı olarak? Yapay zekanın ne olduğu, eğitim sektöründe yapay zeka nedir, onunla öğrenme yöntemleri, destekli eğitim araçları, öğretmenin rolü,
izleme ve değerlendirme. Burada da süreç şöyle ilerliyor. Bize her bir verdiği başlık için yaklaşık 4 tane farklı ekran sunuyor. Yani ekranı sen seç diyor. Bunun diğerinden farkı o. İşte ister böyle bir görselli bir şey olabilir. İstersem düz bir yazı olabilir. Devam et dediğimde de kesinlikle katılıyorum Gülten Hocam. Özellikle şimdi yapay zeka entegrasyonuyla birlikte de muhteşem içerikler sunuyor bize. Şimdi bunun akabinde hemen ona devam edeceğim. Yapay zekanın ne olduğunu tanımlama bağlamında da dediğim gibi böyle farklı farklı ekranlar veriyor. Bunların verdiği tanımlamaları var ya da yana geçiyorum. Yapay zekanın tanımı, teknikleri nelerdir? İşte onu da beğendikten sonra bunda da farklı farklı ilerleyebiliyorum. Başlıkları veriyor. Yani diğerinden farkı burada bize her bir verdiği başlık için yani her bir alt başlık için farklı farklı sayfa seçenekleri sunuyor olması. Oradan da bize ona yönlendiriyor. Mesela eğitim araçlarını ve kullanım alanlarını veriyor. Yine dediğim gibi evet bize bunları veriyor ama bunların hepsini biliyoruz ki var olan verilerden çekti ve bir sunum ortaya çıkardı. O yüzden mutlaka kontrol etmekte yarar var. Buradan da hemen şöyle rastgele bir tane seçtim. Devam et dedim. Geldik bir sonraki adıma. Mesela böyle 6 tane farklı başlık yapmış. Beğenmediğinizde bunları yeniden üret diyerekten farklılaştırabiliyoruz. Mesela bunu vermiş. Bunu da devam ettiğim zaman. Aynen Şükrü Hocam katılıyorum. Artık biliyorsunuz şimdi hızlıca göstereceğim hani görsel genişletmekten tutun da arka planını yok etmeye kadar Kaan hepimizin ili ayağı iyi ki var. Bu şekilde farklı farklı görseller verdi. Aslında Tom App'te böyle kısaca değinebilirsek eğer yine uygulama yani sunum hazırlama noktasında bize yardımcı. Şimdi zaten benim bir sonraki adımım Canva'ydı. Canva'dan bahsetmeden geçemeyeceğim. Kendi görsellerinizi ekleyebilirsiniz Erhan Hocam. Oradaki o resimlerin üzerine tıklayıp silebilirsiniz. Hemen yan taraftaki o bu Canva benzeri olan araç barından da tıklayarak kendi resimlerinizi kütüphanelere ekleyebiliyorsunuz. Firdevs Hocam tabii ki hemen Canva'da da bir uygulama yapabilirim. Şimdi Canva'ya geldik. Mesela bir tane görsel hazırlamak istiyorum. Şöyle rastgele bir sunum ekranı açayım. Şimdi bunun Magic kısmına gidelim. Bakalım hani burada nelerden yararlanabiliyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde Canva'ya aynen öyle Photoshop bile artık yapay zeka destekli çalışıyor. Katılıyorum hocam maalesef öyle. Canva'nın güzel olan kısmı ya bana göre en önemlisi öğretmenlere bir kere tüm bu sürümleri açık olarak vermesi. Çünkü siz de biliyorsunuz ki Adobe vari uygulamaların birçoğunda maalesef her şey ücretli. Öyle bir sıkıntımız var. İlk olarak sunum hazırlamayı göstereyim. Hani bize nasıl yardımcı oluyor? Yine burada da diyor ki 5 tane kelime tanımla. Yani bana 5 tane kelime ver ben sana sunum hazırlayayım. Örneğin tabii biraz daha İngilizce burada daha çok işe yarıyor açıkçası. Mesela AI and EdTech dedim. Yani Türkçe'de de var içerik ama İngilizceler açıkçası biraz daha güzel oluyor. Mesela tıkladım. Hepsini dedim yapıştır 10 sayfaya. Şimdi bakalım bana yapay zeka ile ilgili ben de bir iki tane kelime yazdım. Yapay zeka eğitim teknolojileri bağlamında neler olabilir diye. Yok bunu bu değil. Şuradan hemen tekrar. Çünkü bayağı içerik ve sunum hazırlıyor bize. Yapay AI diyelim. AI in education diyelim. Devam edelim. Evet. Aynen öyle. Hatta kendi kullandığım layout'u ben buradan seçmiştim ama içeriklerini değiştirdim. Mesela verdi bana. Hop ikinci sayfayı entegre ettim. Yapay zeka nedir? İngilizce derslerini nasıl kullanabilir? Hangi problemlerle karşı karşıya gelebiliriz? Öğrencilerimize yapay zeka. Ha hocam şöyle hemen tekrar göstereyim. Ana ekrandan ben bir sunum. Mustafa hocam cevap vereyim bu sorunuza da hemen birazcık sonra. Bu sayfaya nasıl geldiğimizi göstereyim. Hocam normal ana sayfadan bir sunum seçme ekranına geldiğimizde hemen şöyle tekrar başa gideyim hızlıca. Canva'da hemen şuradan birazcık tabii internetin şeyine uğrayabiliyoruz. Sunumu seçtim ben. Mustafa hocam sizin için sunumu seçtim. Ve oluşturma kısmında
Yukarıda hemen birazcık tabii internete bağlı olarak değişebiliyor. Hatta görsel oluşturmalarda bunları da birazdan paylaşacağım. İşte görsel oluştur bana dedim. Altına birine Türkçe yazdım, birine İngilizce verdiği içerikler ve bir de video oluşturdum. Onlarda da gerçekten hani eğer doğru promptları verirsek çok işe yarıyor. Mustafa Hocam, buraya geldiğinizde şurada yukarıda şey diyor, 5 tane kelime tanımla. Buraya tanımladığınız kelimeler bağlamında da size o sunumları oluşturuyor. Mesela ben yapay zeka demiştim. Evet Şükrü Hocam, ücretli kısmı o. Biliyorsunuz hani ChatGPT 4.5 artık ücretli kısmı. Sıraya da girmek gerekiyor onu edinmek için. Burada da dediğim gibi mesela aldık, bu geldi. Hemen diğer sayfa dedim, içerik geldi. Buradan istersek eğer hepsini alıp direkt sunumumuzu entegre edip de farklı farklı kısımlarında kullanabiliyoruz. Peki onun dışında ben bu sihirli uygulamaları nasıl kullanıyorum? Onun için de hemen tekrar bir gelelim. Şöyle başa yine şöyle bir sunum ekranından gösterelim, pratik olsun. Burada da bu sefer element ya da Türkçe kullanıyorsanız bileşenler kısmından yararlanıyoruz. Gülten Hocam'dan lisanslı Microsoft hesabı olana ChatGPT ücretsiz bilgisi geldi arkadaşlar. Teşekkürler Gülten Hocam ek bilgi için. Evet. Burada da bu sefer bizim Magic kısmından yararlanmak için burada element kısmı var. Benimki İngilizce olduğu için element ama sizde bileşenler vardır. Oraya geldiğinizde hangisi hocam? Arka planın altındaki sekmeler nedir? Bizde yok. Aa, onlar şey hocam, benim kendi oluşturduğum klasörler. Biliyorsunuz ki Kanban'ın içerisinde özel kısma çalışabilirsiniz. Evet hocam, İngilizce hazırlarsa Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Hemen size onu da göstereyim. Az önceki sunum üzerinden. Biliyorsunuz ki artık sunumları hangi dilde hazırlarsanız ona çevirebiliyorsunuz. Mesela şu herhalde budur diye düşünüyorum. Hemen göstereyim o özelliğini de. Mesela burada bu sunumu bana hazırladı. Şurada Magic Switch özelliği var. Tıkladığınızda buradan Translate kısmı var. Bunu bir başka dile çevir diyor. Seçtim. Benim dedim ki bana bu sunumu İngilizce, şey Türkçe'ye çevir diyelim. Zaten bu İngilizce. Seçtim Türkçeyi. Aynen. Uygula dedim. Şimdi başlıyor sunumu. Sunumu aç dedim. Teşekkürler Firdevs Hocam. Bu tarz eğitimlerde gerçekten de çok pratik oluyor. Bu tarz özellikle chat kısımlarını mutlaka takip edin. Evet, Magic Switch bize yardım etti ve var olan İngilizce sunumu buradan bir güzel Türkçe'ye çevirdi. Tabii okumak gerekiyor. Biliyorsunuz bazen çeviriler noktasında sıkıntılar olabiliyor. Oradan da bir küçük okuyarak teyit etmek. Evet, Gülten Hocam teşekkür ederim. Şimdi az önceki o magic kısma gidelim. Şimdi burada elementler kısmında biraz aşağıda AI Image Generator, yani AI hani görsel içerik oluşturma kısmımız var. Orayı tıkladığımızda kendin için içerik oluştur. Yani kendi görselini oluştur kısmımız var. Burası aslında hani bizim o kendi görsellerimizi de gösterebilirim hocam. Bir sürü o tarz uygulamalar da var. Bir iki tane de hemen akademik kısımdan da nelerden yararlanabiliriz onlardan da bahsedebilirim. Ya da hani arzu ederseniz özelden de yazarsanız bana size yazıyor olurum. Şimdi geldik buraya. Bir görsel oluşturmak istiyoruz. Az önce dedik ya, vereceğimiz istemciler burada çok önemli. Mesela bir tane ben orada bir görsel hazırlamıştım. Dedim ki 8 9 yaşlarında sarışın bir kız çocuğu parkta kitap okuyor dedim. İşte böyle birini oluştur bana dedim. Enter'ladım. Ve başladı benim için burada bir görsel oluşturmaya. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde oluşturdu. Güzel kısmı şu. Şimdi mesela buradan bir tane seçtim. Hop geldi sayfama.
Görsel bulunamadı dedi. Bir daha bakayım. Şimdi burada güzel olan kısmı stillerini değiştirebiliyorsunuz. Alt kısma geldiniz. Elinizdeki var olan fotoğrafı ister neon seçiyorsunuz. Bunu yeniden dönüştür dediğinizde yaptığımız Özlem hocam benim ondan bilgim yok ama kaydediliyor eğitim şu anda görüyorum. Hani onu Özkan hocamlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi bana neon yap dedim. Bu sefer var olan görüntüleri bir kere daha çalıştı ve neona dönüştürdü. Buradaki var olanları da ben herhangi bir hazırladığım sunum üzerinde de paylaşabilirim. Burada da böyle bir neon görüntü yaptı. Mesela video kısmına gelelim. Video oluştur diyoruz. Videoda her zaman çok kaliteli bir şey yapmıyor. Ama deneye en iyisini bulabiliyoruz. Mustafa hocam benim de bilgim yok ama öğreniriz mutlaka. Mesela burada dedim ki işte küçük bir kız çocuğu kırmızı bir elma yesin dedim. Hatta şöyle de bir şeyin üzerine otursun dedim. Birazcık hani bu tarz videolar oluşturmada biraz zorlanabiliyor. Daha henüz beta sürümünde ama ben daha iyiye geleceğine inanıyorum. Burada da baktığımızda aslında ben o videoyu oluşturmuştum. Hemen şuradan da gösterebilirim. Mesela böyle de bir kız çocuğuyla ilgili bize bir görseli hemen oluşturabiliyor. Hani biraz zaman alabiliyor hani bu tarz içerikleri oluşturma ama çok da sıkıntı değil. Şimdi bir başka uygulamamız var. Magic School. Çocukların avatarlarını konuşturan videolar oluşturuluyor. Onlar için de ben bir tane uygulama göstereceğim hocam. Oradan yararlanabilirsiniz. Farklı kademeler bağlamında büyük ihtimalle paylaşacağım şey yardımcı olacaktır size Gülsüm hocam. Hani ben kademeler bazlı bölmedim. Hani biraz daha e-twinning bağlamında hani projelerde de yardımcı olabilecek noktada ama onlarla ilgili yazarsanız bana hani sosyal medya hesaplarım altta gözüküyor zaten Instagram ya da Twitter üzerinden. Mutlaka özellikle yaş bağlamında da detaylı şeyleri sizinle mutlaka paylaşıyor olurum. Uygulamalardan bir diğeri Magic School. Hani bilmiyorum duyan vardı daha önce çünkü chat kısmında birileri yazmıştı Magic School'u. Magic School gerçekten aynen teşekkür ederim. Buradan paylaşımlar da geliyor. Öğretmenlerin bir sürü iş yükünü alan sayfalardan bir tanesi. Ders planları hazırlamaktan tutun da birçok içeriğe kadar bizler için hazırlıyor. İçerik İngilizce'de çok daha iyi çalışıyor. Yani onu söyleyebilirim. Türkçe'de de ben de denemeler yaptım ama güzel bir destek veremiyor. Hani o noktada bilmiyorum hani kullanan var mı Türkçe anlamında? Eğer varsa mutlaka lütfen paylaşın chat kısmından ama hani şu anki süreçte biraz daha İngilizce bağlamında daha güzel içerikler açıkçası veriyor. Mesela hemen sayfamız açılsın. Deneyelim. Evet, çok güzel rubrikler oluşturuyor gerçekten de. Şimdi sayfaya geldik. Bize o kadar çok içerik sağlıyor ki. Hangi başlıkla çalışmak istersin diyor. İşte planlama mı yapmak istiyorsun? Çoktan seçmeli bir sınav mı hazırlayacağım? Bir rubrik mi hazırlamak istiyorsun? Ders planı mı? Yoksa YouTube'daki mesela çok güzel YouTube'daki var olan bir videonun linkini alıp buraya yapıştırdığınızda videonun özetini falan sunuyor size. O noktada bana da böyle çaktırmadan bir Magic School Plus tanımlaması yapmış. Teşekkür ediyorum. Uygulama kendi kendine öyle bir tanımlama yapmış. Burada genelde mesela YouTube video özetleyicisi var. Hani birkaçının hani örneklerini paylaşıyor olacağım ama biliyorsunuz ki bu tarz uygulamaları saatlerce anlatsak da bunlar bitmez. Hani o noktada en yararlısı hani sizlerin de girip hani onları kurcalaya kurcalaya bulmanız olacak ama özellikle hani bu tarz uzun videoları izlemekte belki hani sıkıntı olabilir. Çok kısaca hemen gösteriyor olacağım birkaç tanesini. Mesela YouTube'a girdik hemen bir tane TED konuşması alalım. Bu arada Magic School'u kullananlar varsa lütfen hani chat'ten paylaşsın. Eminim ki o da bir başka öğretmen arkadaşımıza yardımcı olacaktır. Bir fikir olacaktır. Hani bu tarz şeyler çok kıymetli bilgiyi paylaşmak. Mesela TED Talk konuşması yazdım hemen gelen.
Evet. Mesela şuradan herhangi bir tanesini tıklayalım. Şuradaki biliyorsunuz yukarıda var olan linki kopyalıyoruz. Şöyle şunu durdurdum. Geldim buraya. Dedi ki bana yapıştır var olan linkini. Ne istiyorsun dedi. Ben de işte 5 madde halinde bana bunu özetle dedim ve bastım dönüştüre. Evet, etkinlik planlaması ve ders planı yapıyor. Şimdi burada başlayacak bana, evet, YouTube'un o benim yapıştırdığım linkin özetini 5 madde halinde bana sundu. Bu anlamda gerçekten çok güzel. Ya da az önce dediğiniz gibi rubrik oluşturma var. Mesela hemen gidelim bir rubrik oluşturma deneyelim. Burada rubrik generator kısmı var. Rubrik generator'a geldik. Şu linki de kapatalım. Sınıf seviyesi seçmemi istiyor. Hani belli bir argümandan bahsetmiş. İşte örneğin mesela işte 3, hadi 4. sınıfları seçelim. Bir objektif istemiş benden. Mesela ne diyelim? Mesela bir title istemiş. Şöyle rastgele yazalım. Assignment'ın detaylarını istiyor. İşte kaç puanlama üzerinden değerlendirilecek. Ve tabii ki bir alanı doldurmadığım için bana şey veriyor. Bize şey diyelim. Ve dönüştür dedim. Evet. Şimdi başladı rubriği oluşturmaya. Tabii ki hani burada olanı biz hani farklılaştıra farklılaştıra derslerimizde kullanabiliriz. Dediğim gibi bu kısma baktığınızda gerçekten çok fazla şey var. İşte metni yeniden yazmadan tutun da bir akademik içerik oluşturmaya kadar ya da yine bir metin özetlemeden işte matematikteki ya da bir teksti mesela proofreading yapmak. Yapacağınız projelerde bunlar da çok önemli. Hani bir yeniden böyle iyi bir hani gözle hataları şeyleri kontrol ederek onun yeniden hani bir okunmasını sağlamak gibi. Yaklaşık içerisinde 25 tane farklı başlık var. Bunları deneye deneye deneyimleyebilirsiniz diyorum. Magic School'dan sonra chat PDF, bu özellikle az önce akademik çalışmalar için bir soru vardı. O bağlamda mesela hani hemen paylaşıyor olayım. Elinizde var olan herhangi bir PDF dosyasını Chat PDF'e yüklediğinizde dosyayla ilgili sohbet edebiliyorsunuz sistemle. Akademik çalışmalarda da çok yardımcı. Chat PDF'i hemen şöyle tıklıyoruz. Elinizdeki var olan herhangi bir şey üzerinden yapabilirsiniz bunu. Yani bir PDF illa bir akademik çalışma olmak zorunda değil. Ama TÜBİTAK ve e-Twinning gibi içeriklerde. Şimdi TÜBİTAK'ta biliyorsunuz ki özellikle etik ve İşte kopyacılık tarzı şeyler açısından en çok hassas yerler. Hani o noktada eğitiminde hani ne gibi içerikler oluşturuyorsunuz emin olamadım ama daha önce ben kendime yapmıştım ama tabii ki çok uzun zaman oldu. Hani uzun süredir yapmıyorum. Orada şundan yararlanabiliriz. Mesela ChatGPT'ye belli şeyleri sorup yaratıcılık kısımlarından yararlanabiliriz. Akabinde o projeleri de kendimiz geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Ya da varsa şu an buradaki katılımcılardan TÜBİTAK ve eğitiminin için yapay zekadan yararlanan lütfen hani paylaşalım onları da. Şöyle intihal hesaplamalarında özellikle dikkat etmeniz gereken bir şeyden hani bahsetmek isterim. Biliyorsunuz ki bir şeyi yükleyip onun intihal durumunu sorguladığınızda eğer ki onu arkadaki depolar kısmına kaydediyorsa onu yaparken siz o çalışmayı bir başkasına teslim ettiğinizde eğer ki o depolama kısmının tiki kaldırılmadıysa kendi kendinize intihal yapabiliyorsunuz. Hani intihal noktasında ona çok dikkat etmek gerekiyor. Yani siz o intihal sorgulamasını işte Turnitin ya da yine bir başka uygulamanın içerisinde yaptırdıktan sonra o şeyin tıklanıp tıklanmadığına dikkat etmek gerekiyor. İşte mesela buradan herhangi bir şöyle masa üstünde olan bir PDF'i yükleyeyim.
Kesinlikle Gülsüm hocam. Ben de fikir alma noktasını öneriyorum. Hani mesela işte şununla ilgili nasıl bir şey yapabiliriz, bununla ilgili nasıl bir şey yapabiliriz gibi şeyler sorabiliriz. Ama o noktada evet, TÜBİTAK projesi için. Aynen öyle. Fikir alma noktasına gerçekten çok yardımcı. Hatta TÜBİTAK noktası için şimdi bir tane daha uygulama göstereceğim. Akademik çalışmalar için. Mesela bir bağlamda belli makalelere ihtiyacınız var ama o makalelerin nerede bulacağınızı, hani bazen işte YÖK tez olsun farklı sayfalarda kayboluyoruz. Ama bize yardımcı çok güzel bir sayfa var. Emine hocam, artık ChatGPT'nin kendi içerisinde sistemi var, biliyorsunuz ki ChatGPT Detector diye bir kısmı var. %80 bulabiliyor. Hatta deneyin, bir şeyleri yazın ve sonra ChatGPT'ye sorun, bunları sen mi yazdın diye. Kendi yazmışsa evet ben yazdım diyor ama bazen hataya düşebiliyor. Kendi yazmasa bile evet ben yazdım diyebiliyor. Öyle sıkıntıları var. Şimdi bu kısımda da neler var? Az önce dediğim gibi chat pdf'i geldim. Mesela bir tane masa üzerinde olan bir dosyayı yükledim. Şimdi şeylerin detaylarını verdi bana. İşte hangi yılda yazılmış, hangi kim tarafından yazılmış, yazarın bu bağlamda neler yaptığını. Şimdi burada belli sorular soruyor. Ben direkt o soruları da alıp buradan kopyalayıp sorabilirim. Ya da makale ile ilgili ben kendim de mesela farklı sorular yöneltebilirim. Herhangi bir elimdeki pdf'e. Mesela onun bana yönelttiği sorulardan bir tanesini aldım. Gördüğünüz gibi buradan bana hemen sorduğum soruyla ilgili yanıt verdi. Bu bağlamda aklınıza gelen herhangi bir şeyi böyle chat pdf'den yararlanabiliyorsunuz. Akademik çalışmalar için hemen bir diğer sayfayı da göstereyim. Onu buraya almamıştım ama benim sık kullanılanlarımın arasında yer alıyor ama vermedi. Bir saniye hemen. Site AI. Şuradan normal girelim. Şu sayfada bir sıkıntı olabilir. Evet, şöyle Site AI'ya girelim. Site AI'ın bu arada biliyorsunuz ki bunların artık çoğunun Chrome extensionları var. Yani Chrome'a bu kısa yolları yüklediğinizde herhangi bir başka şeye ihtiyacınız olmuyor. Burada da mesela herhangi bir anahtar kelime ile ilgili bir şey arıyorsunuz. Mesela yazalım. Şimdi konumuz yapay zeka. Yapay zeka ile ilgili bana yapılan çalışmaları dök dedim. Şimdi başlıyor bana yapay zekanın kelime kavram olarak içinde geçen bütün çalışmaları döküyor önüme. Bunların türlerini belirleyebiliyorum. Yılını seçebiliyorum. Türünü seçebiliyorum. Alıntılama mı olsun? İşte bu bir yayınlanmış bir makale mi olsun? Yoksa işte konular bağlamında hangi başlıklar altında bunu aramamı istersine kadar bana burada belli şeyleri veriyor. Güzel olan kısmı mesela işte perinatal dönemde yapay zeka teknolojisinin kullanımı. Full teksti görüntüleme yaptığınızda sizi o var olan kaynağa yönlendiriyor. Tabii ki burada Google Akademik olsun, işte TEDMEM olsun, hani farklı bir sürü kaynak var bizim bu tarz makalelere ulaşabilmemiz için ama bazen içinde kaybolabiliyoruz. Hani bu noktada gerçekten bize çok yardımcı uygulamalardan bir tanesi. Böyle bir akademik Google Akademik gibi Reyhan hocam ama Google Akademik'te yazdığınızda daha geniş oluyor. İşte sizi yine bir sürü yerlere yönlendiriyor ama spesifik bağlamda bir şeyler bulmada bazen zorlanabiliyoruz. O noktada buraya hangi kelimeyi girersek oradan hani o kısma ulaşabiliyoruz. Tabii ki Site AI'ın ne işe yaradığından şöyle kısaca tekrar bahsedeyim. Sisteme girdiğimiz anahtar kelimeler bağlamında onu işte bir yazarın o başlıkta bir yayın mı yapmış yoksa o kelimenin geçtiği herhangi bir dokümana ihtiyacınız var mı, onları araştırıyor. Mesela dediğim gibi işte buraya girdim, işte şuradan yayın türün dedim, makaleleri göster diyorum sadece. Tıkladım, bana sadece yapay zeka kelimesinin içinde geçtiği makaleleri sıralıyor. Sanırım Esma hocamdı. Literatür taramasına yardımcı oluyor ama hani burada eğer bir akademik çalışma yapıyorsanız, keza TÜBİTAK'ta da biliyorsunuz hani literatür tarama kısımları var o tarz projeler yazarken, hani bu tarz şeylere daha farklı anlamda nelere ulaşabilirim dediğinizde de daha geniş bir tarama yapıyor açıkçası. Yapay zeka desteğiyle de. Bu da böyle bir akademik çalışmalar için bir yardımcı olsun bize. Onun dışında ChatGPT'yi hani hepimiz kullanıyoruzdur ama biliyorsunuz ki ChatGPT'nin de hemen şöyle, hatta şuradan açayım. Bendeki 4.5 versiyonu, hani dolayısıyla hani burada az önce bir Microsoft lisansı olanlar için diye bir kısım vardı. Hani kullanılabiliyordu. Ben sadece göstereyim. Yok yok Kübra hocam aklımda, şimdi hemen göstereceğim onu da hızlıca. Mesela buraya geldim.
Hani benimki 4,5 versiyon olduğu için biraz daha detay verebiliyor bana. Görsel oluşturma. Hele şimdi yeni kısmıyla data analiz kısmı da var. Hani ücretli kısmına geçince eğer Microsoft bu özelliği de tanımlıyorsa gerçekten işimizi orada çok kolaylaştıracak. Hani belli şeyleri girdiğimizde onunla ilgili bize geniş datalar verebiliyor. Mesela yeni 4,5 özelliğiyle dosya da yükleyebiliyorsunuz. Elinizdeki var olan bir sunuyu, elinizdeki var olan bir dosyayı sisteme yüklediğinizde onun üzerinden de bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Mesela bana bir görsel oluştur dedim. Eğitimde yapay sunumu için görsel oluştur. Dedikten sonra o başlıyor burada bizim için bir görsel oluşturmaya. Tabii ki bunlar DALL-E destekli. Hani yine hani DALL-E üzerinden hani alıyor buradaki görselleri de. Ve diğer anlamda neler için kullanabiliyorum? ChatGPT 4'ü de rubrik oluşturma için kullanabiliyorum. Çoktan seçmeli açık uçlu sorular oluşturabiliyorum. Mesela şöyle bir görsel oluşturdu. Bunu indirip direkt kullanabiliyorum. Hani o kısmı güzel gerçekten. Hani böyle olmayan farklı farklı görseller sunuyor. Bu noktada öğrencilerin de yine yaratıcılığını keşfetme noktasında yardımcı. Ya da mesela ben hani öncesinde göstermek için şöyle bir şey yazmıştım. Dedim ki bana örüntü konusunda matematik dersi için hocam DALL-E üzerinden ürettiği için şeyi kaynakça mutlaka gösterelim. Hani ben özellikle ona az önce Gamma'da da değinmiştim. Mesela orada göster oluşturduktan sonra altına ben şu ibareyi mutlaka yazıyorum. Bu görsel DALL-E ile oluşturulmuştur. Hani kaynakça vermemiz çok önemli. Var olanı getirmiyor, baştan oluşturuyor. Çünkü var olanı aldım, Google'ın görsellerin içine attım, arattırdım falan çıkmadı. Hani öyle bir denedim ama belki de vardır, ben bulamamışımdır. Şimdi burada örneğin bana çoktan seçimini iki tane açık uçlu soru yapar mısın dedim. Bana kendisi böyle sorular üretti. İşte bunları mesela değerlendirme rubriği hazırla dedim. Rubriği hazırla tablo olarak. Bunu bu arada ücretsiz versiyonu da yapabiliyorsunuz. İlla ücretli olmasına. Büyük ihtimalle Şükrü Hocam. Evet, lisans hakkından dolayı var olanı vermiyordur. Aynen. Başladı bana bir tablo olarak bu bağlamda bir rubrik oluşturmaya. Bir hocamız bahsetmişti. Microsoft'ta lisanslı eğer hesabınız varsa ChatGPT 4,5 ücretsizmiş diye. Açıkçası benim de bilgim yoktu. Mutlaka ben de onu buradan sonra araştırıyor olacağım. Evet, bu şekilde de buradan yararlanabiliyoruz. Zaten hani Google Bard da buna benzer. Gelelim bu tarz videolar oluşturmaya. TeamD.id kısmından bir küçük bahsedeceğim. Dezavantajı şu, uygulama biraz tabii ki ücretli bir uygulama ama elinizdeki var olan bir resmi sisteme yükleyip onu görselleştirebiliyorsunuz. Hatta video yapabiliyorsunuz. Böyle bir DID adı altında bir web sitemiz var. Evet Ahmet Hocam. Aynen. Bir taraftan da chat kısmına bakıyorum. Ben tabii ki daha önce bunu farklı farklı eğitimlerde gösterdiğim için hani şu anda ücretsiz kısmını göstermiyorum ama nasıl yapılacağını böyle kısaca bir göstereyim ve yaptığım uygulama örneğini sizinle paylaşacağım. Evet sınırlı kullanım var maalesef hani bunda ama güzel içerik üretiyor. Özellikle var olan bir sadece bir resimden videoya dönüşmesi keyifli oluyor. İşte bunu ne için kullanacaksın gibi böyle biraz uzun aşamaları var. O açılırken bir taraftan hani şeyi de göstereyim. Mesela ben bu videoyu daha önce bir resim olarak yüklemiştim. Ve herhangi bir metin yazdım denemek için. Şu şekilde Önce onu. ruhun doymasını beklerim, sonra midenin. Bir Kızılderili atasözü. Gibi herhangi bir şeydi böyle bir şeyler yazmıştım. Hani Bu onun. söz Kızılderili kültüründeki önemli bir değeri yansıtır. Ruhun beslenmesi ve doyurulması maddi zenginliklerden daha önceliklidir. Tabii ki konuşma biraz robotik. Ruhumuzun doyurulması Onun hani önüne içgüdümüzün, geçemiyoruz. mutluluğumuzun ve manevi Ama zenginliğimizin güzel olan kaynağıdır. kısmı hatta şöyle Maddi gireyim. varlıkların önceliği İşte bu ruhsal birazcık gıdaların bizi böyle yerini tutmamalıdır. oyalıyor.
Bu kesinlikle. Hani bunu ne amaçla kullanacaksın gibi böyle bazı detayları var. Güzel olan kısmı metin giriyorsunuz, o onu da dönüştürüyor. Toplumsal hayatımıza da olumlu etkiler yapar ve iç huzurumuz sayesinde daha iyi bir hayat sürmemize yardımcı olur. Kesinlikle öğrenci resimlerini çekip burada konuşturma yapabilirsiniz. İşte buraya gel tabii bana şu anda kredi vermediği için ekstra yapamıyorum ama güzel olan kısmı şu, bana video oluştur dediği zaman burada beni belli aşamalara yönlendiriyor. İşte farklı resimler seçebiliyorsunuz. Yana yazacağınız herhangi bir metin üzerinden de Generate Video dediğinizde buradaki var olan videoyu da dönüştürebiliyorsunuz. Hani bu uygulama birazcık hani böyle kullanılıyor. Ama dezavantajı ücretli bir uygulama olması, ama eğitimde çareler tükenmez, farklı farklı sayfaları açabiliriz. Onun dışında Scribble Diffusion, hani eğer çocuklarla bazı resimler çizip hani herhangi bir görseli bir tasla AI ile dönüştürmek istiyorsanız kullanabiliriz. Bir küçük on screen'i göstereceğim. Çünkü artık yapacağınız video çalışmalarında green screen'e ihtiyacınız olmadan var olan videolarınızı yine yapay zeka aracılığıyla nasıl arka planlarını yok edebiliyoruz. On screen de hani bu tarz uygulamalar arasında gerçekten de bize yardımcı uygulamalardan bir tanesi. Bir taraftan şuradan Padlet'imi de açayım sizinle linki paylaşabilmek için. Evet, on screen'de güzelliği dediğim gibi artık green screen'e ihtiyacımız yok. Ama arka tarafı komple kaldırıp istediğimiz herhangi bir görseli buraya yerleştirebiliyoruz. Remove BG gibi, yani o da resimlerin arka planlarını kaldırıyor. Yani artık green screen'e geçmemize gerek olmuyor. Mustafa Hocam, okudum mesajınızı. Bir iki bir şey ben hemen paylaşıyor olacağım. Mesela burada var olan herhangi bir klibiniz var. Şöyle hatta şunu hemen masa üzerine koymuştum. Bunu yükledik. Hızlıca yükleyince arkasındaki var olan bulunduğu ortamın görselini kaldırıyor ve arkasına oradaki herhangi bir şeyi koyabiliyoruz. Tabii ki şu anda biraz yüklemesi uzun sürebiliyor bazen. O esnada hızlıca remove BG'yi de şöyle göstereyim. Yani bazen çalışmaya kalmadı, artık kaldırıyor arka planları, ama elinizde eğer herhangi bir farklı bir şey varsa onu da kaldırma noktasında buradan yararlanabilirsiniz. Bakın arka planı komple kaldırdı. Yani artık benim green screen'e burada ihtiyacım yok. Hatta burada change background diyor. Buradan bana farklı farklı, isterseniz buraya farklı bir background yükleyebiliyorsunuz. Ya da mesela ben buradaki var olan bir background'u da alıp buradaki kendi videomun üzerine koyup bunu yeniden kaydet diyerek de bundan yararlanabiliyorum. Remove background da aynı mantıkla çalışıyor. Burada da bu sefer herhangi bir şeyin görselini yükleyip arka tarafın görselini kaldırarak bundan yararlanabiliyoruz. Bir küçük yapay zeka politikalarına değineceğim hani tamamlamadan önce. Şimdi okullarda artık hani bununla ilgili çalışmalar başladı. Ben hani özellikle şu anda hani Hisar okullarının böyle bir çalışması var. Yapay zeka eğitim politikası bağlamında oluşturdukları. Paylaşacağım Padlet linkinde onların bu yapay zeka politikaları kitapçığı var. Mutlaka indirip okumanızı önereceğim. Hani bizi neler bekliyor? Deminden beri bu tarz hani sorular geliyor, görüyorum. Tüm bu yapay zeka uygulamalarının bir sonraki aşamasında bizi ne tür sürprizler bekliyor? Artık önüne geçilemeyecek olan hani bir süreçteyiz. Hani bunun bana göre geriye dönüşü yok ama sürekli ileriye doğru gidecek. Bizi burada hani eğitimciler olarak en dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, bir, öğrencilerimize akademik dürüstlük noktasında, teknoloji okur yazarı olma noktasında doğru rehberlik yapabilmemiz. Hani o anlamda hem UNESCO'nun yayınladığı bu rehber kitapçıklar var. Hatta şu anda yine bir grup eğitimci arkadaşım tarafından Türkçe'ye çevriliyor içerisindeki içerikler. Çok yakın bir tarihte eminim ki o Türkçe içerikleri de ulaşabiliyor olacağız. Ama ben İngilizcesini Padlet'e yükledim. Onu paylaşıyor olacağım sizinle. Bir diğer bağlamda da bizim üzerimize düşen sorumluluklar ne? Az önce dedim ya, işte Gamma'da bir şey uyguluyorsak, mesela Gamma'nın Gamma'da hazırladığımıza dair hemen altında mutlaka bu sunum Gamma ile oluşturulmuştur bilgisini vermek. İşte
ya da ben hani işte UNESCO'nun bir şeyini kullanıyorsam UNESCO'dan alınmıştır gibi. Bunlar noktasında hani öğrencilerimize yol gösterici olma noktası gerçekten de hani çok önemli. Onun dışında şöyle şuradan çıkayım, hemen şuradan paylaşıyor olacağım sizinle. Bu arada bugün hani paylaştıklarım dışında farklı uygulamalar da var. Şöyle yapay zeka araçlarını açayım. Linki de sizinle paylaşıyor olacağım. Harika, Şükrü Hocam'ın eğitimleri varmış. Evet, zaten bu eğitimlerin gerçekten de ben atölye olarak yapılması gerektiğine inanıyorum. Çok detaylı, çok uygulama var. Yani bunları yapıp hatta bunları daha sonra müfredata entegrasyonlarının nasıl çalışılabileceğini üzerine hani umarım bir gün imkanımız olur. Yüzde yaparız. Bu link üzerinden farklı farklı görsel oluşturma, az önce avatarlar sorulmuştu. Farklı avatarlar yapmaya kadar görsel sunulardan ders planı hazırlamaya ya da işte bu nasıl işte Turnitin gibi benzeri şeylere ulaşabiliyoruz kısımlarına kadar ya da nasıl prompt yazmalıyız. Prompt yazmada da burada böyle bir liste paylaştım sizinle. Önemli olan şey şu, birazcık hani bir role büründürmek. İlki ChatGPT, mutlaka bir role büründürün. Şu role bürün, bana bunu böyle yaz. Hatta şimdi hemen bunu paylaşayım ama şurada bir küçüklerine bunu göstermiş olayım. İşte bir role büründür, neye ihtiyacın var, görevi doğru tanımlamak, eline en son alacağın sonucu nasıl bir formatta istiyorsun gibi gibi. Burada böyle farklı şeyler paylaştım sizinle. İşte yapın, yapmayın gibi olan kısımları da var. Bunlara da bakarsanız size yardımcı olacaktır. İşte o az önce bahsettiğim kısımla ilgili de işte UNESCO'nun bu yapay zeka politikalarıyla ilgili olan çalışmalarını da mutlaka okuyabilirsiniz. Hemen şöyle chatten de bir küçük şu Padlet'in linkini sizinle paylaşıyor olacağım. Ulaşabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani umarım yararlı olmuştur. Hocam, Kürdet Evet, evet. Padlet linkini paylaştım. Buyurun. Hocam, ağzınıza gerçekten nefes almadan bir buçuk saattir konuşuyorsunuz. Ama gerçekten çok faydalandım. Çok teşekkürler. Mustafa Hocam, paylaştığım Padlet linkinde var. Hani oradan ulaşabilirsiniz. Hani umarım hani ilk aşamada böyle, çünkü hani bir böyle ışık yakmıştır diyeyim. Hani dediğim gibi, çünkü bu tarz uygulamaların önü arkası yok. Hani artık bundan sonraki süreç sizin elinizde. Ama bana mutlaka sosyal medyadan yazın lütfen. Gözünüzü korkutmasın. Mehtap Hocam, teşekkür ederim. Hani bu da benim için çok güzel bir geri bildirim oldu. Ramazan Hocam, teşekkür ederim. Evet, benimki birazcık çok işlemcili. Kaç zeka türünü kullanıyor diye bahsetmiş. Sonuçta hani görevimiz birçok şeye yetişebilmek. Çok sevindim. Hani şu an paylaşılan geri bildirimler de hani benim için de çok güzel oldu. Ben Seçil Hocama da teşekkür ederim. O yazmıştı bana ilk olarak. Hani bizim dostluğumuz onunla çok uzun yıllardır var. Hani ne mutlu bana. Hani umarım bir nebze de olsa bir fark, yani en azından bir ışık olmuştur. Çünkü bundan sonraki süreç hani sizin elinizde. Araştıracağız, gelişeceğiz, hani öğreneceğiz. Ne zaman hani desteğe ihtiyaç olursa Konya ilinde yüz yüze bir atölyede de ben de hani gelip açıkçası hani bunları böyle atölye gibi uygulamalı olarak hani yapmayı arzu ederim açıkçası. İnşallah hocam, Konya'mızı bekliyoruz bu anlamda size. Ben hem Konya adına hem de hatırlanan bütün illerden diğer öğretmenlerine teşekkür ederim hocam. Çok başarılı, verimli bir sunum oldu. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Benim için de gerçekten çok keyifli oldu. Ben de katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım, sorulara varsa teşekkür ediyoruz. Lütfen sorular varsa hani alabiliriz, hani chat'ten de olabilir. Direkt mikrofonlarınızı da açabilirsiniz. Mutlaka ben de hani yanıt vermek isterim. O zaman Şırnağ'a da çok selamla Elif hocam, hem de Bilsem. Umarım hani öğrencilerinizle yapabileceğiniz keyifli çalışmalar olur. Evet, sorular varsa lütfen alabilirim. Manisa'ya da çok selamlar. Manisa'ya gidip geliyorum bu arada. Umarım bir gün yolumuz kesişir. Çokça geliyorum Manisa'ya da. Oyun dostu okul bağlamında orada farklı okullarla da çalışıyoruz.
Abdülkadir Hocam, linki varmış, YouTube'da paylaşılacakmış. Mutlaka Konya e-Twinning'i takip edin. Hocam, geçen hafta 4 Aralık'ta Ordu'daydım. Şey, geçen hafta pardon, 4'ünde evet Ordu'daydım. Gerçekten hani, hava da şansıma çok güzeldi. Çok da güzel memleketiniz. Yapay zeka için takvimi kime önerirsiniz benim dışımda? Halit Hocam, yapay zeka bağlamında yine bir sürü eğitimci arkadaşım paylaşımlar yapıyor. Kimi önereyim? Hani spesifik yapay zeka ile ilgili çalışan kimler var? Onlarla ilgili bir bakayım ben de. Tabii ki mail adresimi de yazayım hemen. Bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram'dan ve sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Bir şey vardır aklınıza takılır. Hani herhangi bir şey. Adım soyadım, mail adresim. Sanırım hiç soru yok. Tamam, Biraz yap hızlı hocam. anlatmış olabilirim. Yapay zekanın meslekler kısmına örnek vereyim. Aslında paylaştığım Padlet linki yapay zekanın meslekler kısmı ile ilgili gelecekte hangi meslekler var kısmını özellikle paylaştım ve Padlet'e de ekledim bunu. Mesela az önce dedik ya işte veri mühendisliği zaten artık bilinen ve olan bir meslek. Prompt Engineering bizi bekleyen mesleklerden bir tanesi. Ne kadar iyi gerçekten istem G kullanabiliyorsanız o kadar çok iş bulma şansınız var. Yani bugün hani bir arkadaşımız daha bahsetti. Eskiden işte Adobe Photoshop kullananlar gerçekten de ki hala yine çok tabii ki etkin hani onu kullanabilen ama hiçbir görsel tasarım yapamayan birisi bile saniyeler içerisinde aklındaki var olan metni doğru bir şekilde istemciyle sisteme girdiği noktada direkt şey yapabiliyor. İstediği herhangi bir görseli oluşturabiliyor. Hani bu noktada gerçekten de hani çok da kıymetli oluyor. Aslında hani az önce sunumda da hani bahsetmiştim. Süreci artık bir mesela kod yazmayı bilmiyorsunuzdur ama bir web sitesi tasarlamak istiyorsunuz. O süreçte de bize yardımcı oluyor. İşte bana bir web siteme işte hareketli bir animasyon koymak istiyorum. Bununla ilgili işte bana bir kod yaz diyorsunuz. Hani bunları yönlendirsin. Tıkır tıkır size anında o kodları yazıp veriyor. Ve onları direkt embed ettiğimiz zaman hani embed kodlarını kullandığımızda bir anda hani web sitemiz değişiyor. Evet şurada ne var? Yapay zeka psikoloğu. Kesinlikle hani süreçte bugün bazı sorular vardı. Yani aklımızı yitirmezsek eğer bazı noktalarda ama o süreçlerde de büyük ihtimalle yapay zeka psikologları ortaya çıkacaktır. Sürecin tabii ki yeniden değişmesi gerekiyor. Hani kullanılan hani işte siber suçlardan bahsediyoruz, ortamlardan bahsediyoruz. Yapay zeka politikaları o anlamda çok önemli. Umarım hani zaten Milli Eğitim yapay zeka müfredatını aldı. Ben önümüzdeki dönemde çok daha farklı çalışmalar Milli Eğitim bağlamında da hani önümüze çıkacak diye düşünüyorum. Ama bir müfredatı geliştirmek burada tek başına yeterli değil. Tabii ki öğretmenlerimizi ne kadar hani öğretmen eğitimleri sürecini hızlı tamamlayabilirsek çocuklara rehberlik anlamında da o kadar etkin olacak. Hani bugün de bahsettim. Araçlar şu anda o kadar çok ki özellikle Padlet'te iki tane sayfa paylaştım. Oralara dikkat ederseniz işte mesela siz oraya başlık yazıyorsunuz. Onunla ilgili hangi yapay zekalar var onları falan size hepsini listeliyor. Hani oradan dediğim gibi baka baka bulacağız. Ama lütfen hani şurada kaybolmayın, kendinizi kaybolmuş hissetmeyin. O kadar çok var ki ben yapamam demeyin. Kendinizi güvende hissettiğiniz bir ya da iki tane aracı alın, onlar üzerinde başlayın çalışmaya ve onları kullanın. Hani burada gözümüzü korkutmaya gerek yok. İlkokul İngilizce öğretimi için hani bunlar tabii ki birazcık spesifik şeyler. Dediğim gibi eğer bana yazarsanız hani ben de hani o bağlamda bakıp tekrar size yönlendirme yapabilirim. Mehtap Hocam hiç sorun değil. Hoş geldiniz Instagram'a. Dediğim gibi hani ne zaman yazarsanız seve seve ben de hepsine yardımcı olmaya çalışacağım. Bir form paylaşmıştı Özkan Hocam. Lütfen onu da doldurmayı unutmayın. Onların da yaptığı çalışma gerçekten çok kıymetli. Burada hani birçok eğitimciyi buluşturuyorlar. Belki tekrar bir formu hatırlatabiliriz. Rica ederim. Aradım. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi de yordum. Ben çok söyleyeyim. Estağfurullah hocam hani her zaman Bir hani teşekkür de Seçil Hocam etmek istiyorum. Sizi bizde bulaştıran kendisidir. Seçil Hocam, size de çok teşekkür ediyoruz. çok teşekkürler Seçil hocam. Ben de teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım izniyle Güzel. artık oturumumuzu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Bayağı da geç oldu. Konya İl Ben Milletin de Müdürlüğü müsaade olarak olan herkese de çok teşekkür ediyorum.
Konya İl Milletim Müdürü olarak bu eğitimden devam edecek olursa bizleri takip ederseniz Lara Hocam gibi çok kıymetli akademisyenleri, eğitimcilerimizi buluşma imkanımız olacak. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler hocam. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum ben İyi de. akşamlar.